Bunu okumadan önce şurada mesela Katolikler Allah'a baba diyor. Şimdi hepiniz Kur'an-ı Kerim meyanını okumuş insanlarsınız. Baba dedikleri için insanların suçlandığına dair bir ayet okudunuz mu? Baba. Baba sözüyle suçlanan yok. Ama oğul sözüyle suçlanıyor. Oğul sözüyle, Allah'ın oğlu dedikleri için kafir olduğu ifade ediliyor. Değil mi? Yahya var mı babayla ilgili? Yok. Şimdi Yahya iyi hafız olduğu için hep ben ona soruyorum bu işi. Şimdi bakın, burada bir Katolik'in Allah ve peygamber inancını dinleyin ve bu Katolik de sıradan bir Katolik değil. İşte bugünkü Papa ve 12 tane kardinalin müştereken yazdıkları kitaptan okuyacağım şimdi size. Onunla bizimkileri karşılaştırmak için. Diyor ki, Allah birdir. Ondan başka Tanrı yoktur. O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O'dur. O insanlara yakındır. Her şeyi bilir. Her zaman vardır. Varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını O'na borçludur. Sahip olduğumuz her şey O'ndan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Buraya kadar Müslümanların söylediğinden bir farkı var mı? Aynı. Hiçbir farkı yok. Allah'ın baba olarak adlandırılması, yani Allah'a niye baba diyoruz? Allah'ın baba olarak adlandırılması sizin bildiğiniz gibi baba olduğundan dolayı değil. Ya her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Baba olsa Allah'ın erkek olması lazım, değil mi? Diyor ki Allah ne erkektir ne kadın. Allah Allah'tır. Şimdi buraya kadar bu inançta bir yanlışlık var mı? Peki. Şimdi bizim hani la ilahe illallah. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'la ilgili şimdi peygamber inançları. İsa babanın elçisidir. Yani Resulullah'tır demiş oluyor. Elçi Resul demek. Allah'ın Resulüdür diyor. Biz de öyle demiyor muyuz? Baba onu kutsal ruhla meshetmiş. Kur'an-ı Kerim'de de var. El Mesih diye geçer. Yani İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak. Rahip kelimesi de Allah'tan tir tir titreyip korkan din adamı demektir. Kur'an-ı Kerim'de ve iyyâye ferhabûn, yalnız benden korkun diye aynı kökten kelimeler vardır. Babanın elçisi de rahip, peygamber, tamam peygamber yapmış. Bir de kral yapmıştır diyor. Şimdi kral kelimesi belki zihninize takılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem batılılar açısından Mekke'nin nesiydi? Kralıydı. Onların terimlerine göre yetki ondaydı, siyasi yetki. Süleyman Aleyhisselam da var mesela. Süleyman Aleyhisselam da öyleydi. Tabii. Mekke'de, Medine'de, hatta Arap Arap Yarımadası'nda peygamberimiz batılıların ifadesiyle söylersek kraldı. Şimdi buraya kadar problem var mı peygamberin içinde? Ha. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Bizim peygamberimizle ilgili de Cenab-ı Hak ne diyor? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى Kendi arzusuyla konuşmaz diyor. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Söylediği kendisine gelen vahidir. Evet, şimdi buraya kadar bir yanlışlık var mı? Bakın, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ha uygun, yani bu Muhammed yerine İsa'yı koyun. Tamam. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'la ilgili de onu peygamber saymıyorlar. Kitaplarında inanmaları gereken peygamberi hala bekliyorlar. Çok beklerler. Şimdi bak burada ne diyorlar? Burada işi burada bozuyorlar işte. Bozulma peygamber inancında başlıyor. Şimdi o, yani İsa Aleyhisselam,
Babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Şimdi bugün ben Müslümanım diyen insanların büyük bir bölümü Peygamberimizi ölmüş kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. Bazılarının yurtlarını, okullarını teftiş ediyor değil mi? Bazıları camide vaaz ederken yer açın, Peygamberimiz geldi diyor. Bunlardan bir farkı var mı? Hristiyanlardan. Ondan sonra onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Lehine aracılık etmek için. Şimdi Kabe-i Şerif Medine'ye gidip de Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret eden insanlar neler istiyorlar ondan? Her şeyi istemiyorlar. Şimdi derseniz ki peygamberden bir şey istenir mi? Canım peygamberimizi işte Allah'a aracı koyuyorum diyorlar. Ya peygamber seni tanır mı? Allah seni yaratmış, bitirmiş. Allah tanıtır. Ya Allah Allah. Allah'ın tanıttığını nereden biliyorsun? Ahirette Cenab-ı Hak peygamberlere diyecek ki Estağfirullah. Mâzâ ucibtum? Onlar da diyecekler ki la ilme lena. İnneke ente allâmul uyub. İnsanlar size nasıl karşılık verdi diye soracaklar. Soracak Allah-u Teala. İnandım inanmadı mı? Peygamberler diyecek ki biz bilmeyiz ki ya Rabbi. Gaybı sen bilirsin. Biz ne bilelim? Ama siz bunu bugün büyük bir çoğunluğuna Müslümanların inandırabilir misiniz? Fark var mı? Bakın görüyor musunuz? Bak bu işte okuduğum Papa'nın kitabından okuyorum. Yani bu kitap Papa'nın değil de Papa'nın kitabından alıntı. Yani yanlış anlamayın. Şimdi diyor ki onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Onun için işte yetiş ya Muhammed falan diye haşa. Onu, öbür Hristiyanlar yetiş ya İsa diye çağırırlar. Bunlar da yetiş ya Muhammed diye çağırırlar. Sadece isim değişir. Ama şey değişmez. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtaracak? Allah'tan. Şimdi bakın bugünler kutlu doğum haftası. Her yerde çok büyük bir zevkle okudukları bir ilahi var. Ve insanlar da gözleri yaşararak dinliyor. Musikisi de gayet güzel. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde insanların toplaştığı o yerde peygamberler bile gelecek. Peygamberimizden medet, imdat ya Muhammed diyecekler. Kimden kaçıp kime sığınıyorlar? Orada güçlü olan kim? Bir arslandan mı kaçıyorlar mahşerde? Yoksa yabancı ordulardan mı kaçıyorlar? Kimden kaçıyorlar? Allah-u Teala ceza verecek diye korkuyorlar değil mi? Gidip peygamberimize sığınıyorlar. Mahşerde nebiler bile senden medet ister diyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'in tamamının üstüne şöyle bir çarpı çizmek gerekiyor.